Selam millet, nasılsınız? Bugün başka bir oyunla birlikteyiz. Minion Masters. Efendim, Minion Masters bir İngilizce'de deck building diye geçen, bizde örnek vermek gerekirse Hearthstone, Magic gibi oyunlara tekabül eden bir deste yapma oyunu. Ama biraz daha farklı bir anlamda, sadece kartları kapıştırmıyoruz. Bu sefer bir saha kullanıp elimizdeki kartları, gerek büyüler, gerek bazı etkiler, tepkiler, belli yaratıklar gibi şeyleri sahaya sürerek onları savaştırıyoruz. Ufak bir sahada 1v1 şeklinde, birebir şekilde kapışıyoruz. Oyun beta aşamasında, pardon, early access aşamasında olduğu için, versiyon 0.11.4 kısmında olduğu için şu anda paralı early access kısmında. Normalde oyun free olacak çıktığı zaman, ücretsiz olacak. Efendim, deck builder dediğimiz şey, birkaç tane kahramanımız var öncelikle. Oyunun başında 7 tane kahraman var. Şu anda haftalık rotasyon dediğimiz şeyde beleş, yani ücretsiz olan 3 tane şey var. Ben şu anlık bildiğim için bunda kalacağım. Bir archer'ımız var, bazı etkileri var. Bu okçumuz güzel şeyler yapıyor. Onun dışında tabii ki destemiz var. Bunları teker teker açıklamaya benim vaktim yetmez. Belki daha sonra bir inceleme, ciddi bir inceleme videosu yaparsak olabilir. Zaten bu video daha kısa, ufak bir ön bakış diyelim biz ona. Ufak bir video olacak. Ne olduğuna dair videonun, oyunun ne olduğuna dair bir bakış olacak. Şöyle bir ufak bir görseller göstereyim istiyorum. Benim zaten hali hazırda yapılmış bir destem var. Daha çok düşük manalı, düşük enerji isteyen kartlardan oluşan bir destem var. Ben bununla size başlangıç aşamasında solo, yani single player bir oyun oynayarak oyunu göstereceğim. Sonra da ufak bir multiplayer'dan, muhtemelen ufak bir multiplayer oyunundan görsellerle bu videoyu tamamlıyor olacağız. Ne bekleyeceğinizi bilince ona göre inşallah. Efendim, böyle bir saha var. İki lane, iki tane yol şekli var. Evet, direkt bir şey koydu ve gönderdi. Ben de aynı şeyi yapayım. Kartlarımızı kullanarak karşı tarafa karakterler gönderiyoruz. Bunlar birbirlerini yediler zaten. Aynı şeyi göndermiştim. Ben hemen counterlayacağını bildiğim şekilde şunu salayım. Belli şeylere dikkat ederek oyunu oynamanız lazım. Örneğin yakın menzili, yani direkt olarak kılıçla savaşan arkadaşlara uçan bir varlığı gönderdiğiniz zaman, gördüğünüz zaman sol tarafta uçan varlığa vuramıyorlar. Oyunun başında bunu göndermenin gereği yok. Yedim onu. Bir şey göndermemiz lazım. Şöyle şeyler salalım. Evet. Bir sürü farklı minion diyebileceğim, minion diyelim biz onlara. Zaten oyunlar Minion Masters. Konu minionlar. Efendime söyleyeyim. Şöyle. Önemli bir şeyden bahsedelim. Oyunda lane'leri, yani köprüleri, çok özür diliyorum, köprüleri elinizde tuttuğunuz zaman, şu anda ikisi de bende, aşağıdaki benden gitmek üzere, üstteki de gidecek, ben buna izin vermek istemiyorum. Experience kazanıyorsunuz. Karşıdakinden daha hızlı experience kazanıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Çünkü sol altta ve sağ altta ben ve karşımdaki rakibin experience ve açılan yeteneklerini görebilirsiniz. Bu yetenekler bize bazı artı şeyler kazandırıyor. Çok örnek vermek gerekirse, ben de benim karakterim bütün sahaya ateş edebiliyor. Birinci perk, ikinci perk, bütün menzilli ünitelerim daha fazla menzil kazanıyor gibi gibi. Bu kaybettim. Evet, az önce bota karşı kaybettim. Teşekkürler. Level 19 olmuşsun, bota karşı kaybediyorsun. Evet. Ufak bir şeyler daha göstermek adına, çok uzatmadan, yine bildiğim bir karakteri oynayacağım. Sevimli gözüküyor ama can sıkıcı bir insana dönüşebiliyor. Biraz beste değiştireyim. Ya bana hani zaten solo, hani şeyi bitirdiniz, oynamak istiyor musunuz diye sordu. Karşımda da benim demin oynadığım karakter var. Şimdi benim karakterim farklı. Nereye yerleştirdiğiniz, karşıdan gelen rakibin ne minyonlar koyduğu, sizin ne koyduğunuz, bunlar önemli şeyler haline gelmeye başlıyor. Bazı bina türü şeyler var. Burada görebildiğiniz üzere sürekli okçu üreten bir bina var.
Evet. Değiştirdiğim karakter oynayacağım. Biraz oyun hızlı geliyor olabilir. Fakat 3-5 maç attıktan sonra gerek solo gerek multiplayer fark etmeksizin neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani çok zorlamıyor sizi oyun öğrenme açısından. Ufak bir İngilizce gerektirebilir. Minionların neler yaptığını anlama konusunda ufak bir İngilizce ya da ufak bir guide dediğimiz ne oluyor burada isimli temalı forumlarda, internette, YouTube'da, orada burada bir şekilde öğrenebileceğiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Ama öğrenmesi açıkçası hiç zor olan bir oyun değil. Şöyle ufak trikler yapıyoruz. Lane'leri değiştirdim ve benim zaten var olan bir minimum öbür lane'i de alması için, köprüyü de alması için gönderdim. İkisinden birden experience alabilmek için. Experience, tecrübe, level, belt vesaire. Vesaire hepsi aynı şey oynuyor. Alabilmek için gönderdim. Güzel oldu, hoş oldu. Bir artıydı benim için. O yüzden aşağı tarafı kontrol edebilirseniz sol alt tarafta ve sağ alt tarafa baktığınız zaman benim ikinci yeteneğimin onunkinden daha hızlı açılmakta olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir iki bombardıman yapalım. Normalde çok daha dikkatli ve çok daha bakarak hani karşı taraf ne oynuyor ona bakarak oynamamız gerekir. Mantıklı olan odur. Ben single player oynuyorum, botla karşı oynuyorum diye saldım, dövüyor beni. Hoş bir şey değil. Bazı büyüler oynuyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm. Evet. Hadi. Evet. Şeyi aldık. Saha kontrolünü birazcık olsun kendimize aldık. Ama ne olacak bilemiyorum. Bakacağız. Bu arada en zor bota karşı oynuyorum. Lütfen şey olmaz. Dövülüyor bu adam falan. Öyle şeyler söylemiyor. Daha yeni başladı. Yani oyun yeni. Ben de her şeyi bilmiyorum. El insaf. Ay. Şöyle bir şeyler. Böyle bir şeyler. Demin köprü değişmesini tekrar yaptım. Kullandığım karakterle alakalı bir espri bu. Kullandığım karakterle alakalı bir güzel bir yetenek. Bu arada dövüyorum. Sağ alt tarafta onun ana binasını dövmem gerekiyor. Onun canını görebiliyorsunuz. 800, 700, 600 diye gidiyor. Biraz bayağı bir şey spamladım. Gönderdim. Ağır geldi biraz. Muhtemelen de ölecek zaten. Evet. Evet. Bu da kazanma çeşidi. Bir kaybettik, bir kazandık. Gösterdik, minimleri gösterdik, bir iki farklı karakter gösterdik. Ufak bir revize ettik, ufak bir oyun içi gameplay anlatışı yaptım size. Şimdi efendim, konuşu. Anlatalım, continue. Efendim, Mean Masters içinde 7 tane hero barındıran, bu heroların yeteneklerini kullandığımız bir deste yarattığımız, şöyle tekrardan görüntüleri gösterelim. Bir oyun. Bu desteğiyle başkasına karşı 1v1 şekilde oynadığınız bir oyun. Aynı zamanda kazandığınız işte oyun içi paraları, oyun içi birimleriyle kendinize yeni kartlar almak adına bir şeyler yapabiliyorsunuz. Burada shop'u da gösterelim. Diğer master'ları açabilir. Arenalarda kendi arena şeklinizi seçebiliyorsunuz. Açıkçası güzel bir oyun olmuş. Çok kısa sürüyor. Oyunlar ben 4 dakikadan fazla sürdüğünü görmedim. 50 saniye oyun kazandığımı ya da kaybettiğimi de biliyorum. Hatta bununla alakalı challenge'lar, rekabetler, quest'ler, görevler falan gelebiliyor günlük görevler. Böyle gün içinde birisini beklersiniz, bir olayı beklersiniz. Yarım saatiniz vardır. Girip 2-3 tane maç atmalık, çok uzun sürmeyen, öğrenmesi çok zor olmayan, yeni piyasada zaten var olan deste yapma, deste kurma oyunlarına göre gayet güzel bir alternatif olan, hakkında umutlu olduğum, uzun süreli bu ortamda bulunacağını düşündüğüm ve şu anda Early Access'te ve ücretli ama Early Access'ten çıktıktan sonra gayet ücretsiz bir şekilde herkesin rahatça oynayabileceği, kenarda tutup arada bir gireceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Mean Masters'ın. Bu video çok uzun olmadan önce. Yine bir inceleme yaptık. Onda da Mean Masters'ı inceledik. İnsanlar kafa kalmıyor.
Efendim, suç lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünün masası sizlerleydik. Bay bay.